11 Kasım tarihinde attım. Fisher's Lagoon gizemleri videosunda. Oyun içinde Fisher's Lagoon bölgesine gidip Leatherface adlı bir karakterle karşılaşmayı veya oyun gölün içinde ortaya çıktığı söylenen cesetlerle karşılaşmayı veya gölde yine çıktığı söylenen bir canavarla karşılaşmayı beklemiştim. Fakat hiç de beklemediğim başka bir şeyle karşılaştım. Gördüğünüz bu adam oyun içinde dolaştığı söylenen başka bir seri katil. Ben bu adamı gördüğümde gerçekten çok şaşırmıştım. İsterseniz yine o videoyu izleyebilirsiniz bu videoyu izleyenden önce. Bu videoda da yine o adamı araştırdım. O adamı Fisher's Lagoon bölgesinde bulmaya çalıştım. Ve varlığına dair daha fazla bilgi edinmeye, daha fazla ipucu edinmeye çalıştım. Çünkü ne yazık ki bu adam hakkında daha fazla bilgi elde edemeden adam kendini suyun içine attı ve öldü. İyi seyirler. Nereye gidiyorsun sen? Reaver's gonna kill me if I don't find a damn dog. Nereye gidiyorsun oğlum sen? Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Sanrias Gizem Araştırmalarının başka bir bölümüne daha hoş geldiniz. Yeni bir mikrofon kullanıyorum, o yüzden ses kalitesi hakkında bir yorum yaparsanız çok sevinirim. Şimdi ilk olarak neyden başlayacağız? Siz geçen videoda Fisher's Lagoon bölgesindeyiz şu anda. Fisher's Lagoon katilini arayacağız ve şuradan geçen gizemli botları inceleyeceğiz. Ve mekana birazcık daha bakacağız. Şuralardayken şu köprünün üzerine bakmıştınız ve köprüde bir insan olduğunu söylemiştiniz. Karanlık bir insan figürü olduğunu söylemiştiniz. Ben de o insan figürünü size açıklamaya geldim. O insan figürü şu tabela arkadaşlar. Aynen öyle, o insan figürü bu tabela. Oradan bakıldığı zaman karanlık bir figür gibi görünüyor. Gördüğünüz gibi şurada işte betona saplanmış. Şurada şeyleri falan var. İşte direkt mi diyorlar artık, ne diyorlar, sap mı diyorlar, ne diyorlarsa onları var. Şurada tabelanın kendisi var. İşte ayaklar, bacaklar ve şey bölgesi, vücudun yukarı bölgesi. Siz o şekilde gördünüz. Karanlık bir figür olunca veya hava sisli miydi artık veya gece miydi bilmiyorum ama gördüğünüz insan figürü aslında oydu. Ben de o figürü gördüm ama tabela olduğunu, tabela olabileceğini düşündüm. Yani hemen aceleye getirmek istemedim. Sesim birazcık çatlak olabilir. Burası bayağı soğuk. Ben de yeni kalktım. Şimdi arabayı şu şekilde koyacağız. Ve incelemeye başlayacağız. İlk önce şuranın bir olayı var arkadaş. Ben buranın olayını bir çözemedim. Burası geceleri parlıyor ki gece oluyor. O vakti denk getirmeye çalıştım. Yanlış hatırlamıyorsam Fisher's Lagoon'da en son gördüğümüz katili şuralarda görmüştük. Katil şurada yürümeye başlamıştı. Gelmişti ve şuradan aşağıya atlamıştı. Şurası geceleri parlıyor. Ben bu işi çözemedim. Neden burası bu şekilde parlıyor? Gördüğünüz gibi etrafta bir ışık kaynağı yok. En azından görünmeyen bir ışık kaynağı var, varsa bile. İçeride de kutular var, yani o kadar da önemli bir yer değil. Şöyle baktığınız zaman karşıdaki kıyıya bakıyor ve iskeleye bakıyor. Aslında iskeleye bakması çok ilginç geldi bana. Çünkü ne bileyim, yani iskele bayağı önemli bir yer tutuyor Sanrias gizem avcıları arasında. Şuradaki tekerlekli sandalye de önemli bir yer tutuyor. Dışarıya sızmıyor bu ışık veya ışık kaynağı dışarıdan değil. Hani dışarıyla bir alakası yok bu olayın. Ama şuradan şu iskele görünebiliyor. Sanki birisi gelip oradaki iskeleyi gözlemliyormuş gibi. O tekerlekli sandalyenin yanına gidelim. İskelenin sonuna gidelim. Bunu biliyorum. Geçen videolarda da söylemiş olabilirim ama. Gördüğünüz gibi tekerlekli sandalye hep kanla kaplı. Bunlar desen izleri değil. Tekerleklerine falan bakarsanız tekerleklerinde de hep kan var. Şuralara falan bakarsanız hep kan var. Yani bunun pek o kadar da bir olayı yok. Hani çok anormal bir şey gözlemlenmedi burasıyla alakalı. Yani bu tekerlekli sandalyeyle alakalı. Şurada skip hire diye bir şey yazıyor. Skip here yazsaydı buraya atla diye bir şey anlayacaktık ama skip hire yazıyor. Hire kiralamak. Bir şeyi kiralamak. Şuradan da tuhaf tuhaf botlar geliyor. Bunlar normal. Bu tekneler normal. Sabaha doğru çok tuhaf bir bot gelecek. Böyle karanlık renkte. Ama parlak. Parlayan bir bot gelecek. Çok anormal hareketler yapan, onu göstereceğim size. Bu da anormal hareketler yapıyor aslında. Şu tür botların hepsi anormal hareketler yapıyor. Şuna baksanıza nasıl gidiyor. Şu adamın da o ayrı bir olayı var. Gördüğünüz gibi şu Sanrias Coast Guard, üzerine Sanrias Coast Guard yazan bir tekne kullanıyor. Yani Sanrias sahil güvenliğinden. Ama adamın
alakası yok sahne sahil güvenliğiyle. Adamın güvenlikle alakası yok. Adam sıradan bir pet. Aslında sıradan bir pet de değil. Bunun ismi bilinmeyen adam. Olay da şu. San Andreas'ta hiçbir yerde bu adamı yürürken göremezsiniz. Her zaman bir araç sürüyordur. Ama onun da bir olayı vardı tabii ki büyük ihtimalle. Bakın yine aynı adam San Andreas Coast Guard adlı bir tane tekne sürüyor. Yine en azından San Andreas sahil güvenliğine ait bir tekne sürüyor. Tuhaf yani. Böyle bir adamın böyle bir tekne kullanması tuhaf. Bunu başka birisine verirler diye düşünüyorsunuz. Polisleri güvenlik görevleri nedir falan diye ama olmuyor. Şuradaki şeyin olayı o. Şimdi size de buradan tabelayı göstereceğim. Neden size öyle göründüğünü. Bakın. Şimdi tabela gayet normal görünüyor. Ama hava sisli olduğunda veya iyice karardığında bu şekilde görünmüyor. Hoş daha fazla kararmaz bundan ama sis falan bastığında bu şekilde görünmez. Daha karanlık bir figür olarak görünür. Yine aynı adam tekniği kullanıyor. Şurada büyük bir ihtimalle halatların sarılı olduğu bir şeyleri görmekteyiz. Bunların isimlerini bilmiyorum ben. Şurada şirketin ismi yazıyor. Terk edilmiş bunları burada. Adamlar bırakmışlar gitmişler artık ihtiyaçları olmadığı için. Buradaki gölün adı Fisher's Lagoon. Zaten bu iskeleye geldiğimiz anda yazacak büyük bir ihtimalle. Aynen Fisher's Lagoon. Ama lakin hiçbir yani Fisher's Lagoon demek balıkçının gölü demek resmen. Ama gördüğünüz kadarıyla çevrede hiçbir balık yok. Çevrede balık tutulduğuna dair de hiçbir bilgi yok. Sadece şuradaki kulübe var ki içinde de hiçbir şey yok bu kulübenin. Halbuki olta ve oltaya benzer ekipmanları Los Angeles'ta çeşitli iskelelerde, limanlarda görebiliyorsunuz. Ama burada balıkçılığa dair hiçbir şey yok. Ona ek olarak şurada varyeler var. Varyeler gelinmiş buraya falan atılmış. Bu varyeler de çok ilginç. Şey düşündürüyor bana. Acaba bunlar sanayi atıkları mı? Elemanlar fabrikadaki, oradaki, buradaki atıkları gelip varyelerin içinde buraya mı attı? Böyleyse buradaki durumu açıklıyor. Neden insanların balık tutmadığını burada. Demek ki göldeki balıklar sağlıklı değil. Her şeyden önce. Göldeki balıklar sağlıklı değil. Tabii biz buraya asıl katil için geldik. Ve sizlere güzel bir şey de ilginç bir şey de göstereyim. Katille alakalı. Katille alakalı olabilecek bir şey en azından. Şurada gördüğünüz gibi bir tane kilise var. Haritadan da göstereyim. Fisher's Lagoon şurası. Şuradaki bölge Los Santos'un hemen kuzeydoğusunda. Gölün hemen yine kuzeydoğusunda da Palomino Creek var. Ben şu arabayı şu şekilde park edeceğim. Buradaki mezarlardan size göstereceğim. Burada da mor bir ışık var kaynağı bilinmeyen. Burada da yeşil var. Ben bunun olayını bilmiyorum. Sanırsın etrafında yine böyle kaynağı bilinmeyen ışık kaynakları da var. Onun hakkında bir video da yapacağım. Ayrı bir gizem araştırması olacak bu ışık kaynakları hakkında. Benim asıl göstermek istediğim olay ise şuradaki boş mezar. Buradaki mezar da hani öyle falan boş değil. Bayağı bildiğin açılmış. Gördüğünüz gibi açılmış mezar. Ve içinde ne varsa artık yok. Çalınmış mıdır artık neyse. Yani bu köyde bir mezar hırsızı var. Ve ben bu mezar hırsızının bizim gördüğümüz katil olabileceğine inanıyorum. Çünkü oyunda Edgain'e yapılan bazı göndermeler var. Edgain gerçek hayattaki bir mezar hırsızı. Böyle mezardan cesetler çalıyor. Ondan sonra ne yaptıklarına bakmayın bile. O bizim gördüğümüz katil de Edgain olabilir. Ki benziyordu bile. Benziyordu bile. Hani görünüşü, giysileri falan benziyordu bile. Şimdi yavaş yavaş sabaha doğru geliyor. Saatler 2.59, 3 oldu. Şuralardan o dediğimiz teknenin geçmesi lazım. O tekneyi size göstermek istiyorum. Bak şunun yine polis teknesi. Buradan sürekli ya San Andreas sahil güvenlik tekneleri geçiyor ya da polis teknelerine geçiyor. İlginç bir şekilde. Sanki buralarda olan bir olayı araştırıyor gibiler veya
buralarda dolanıyor gibiler. Hani birilerini arıyor gibiler veya en azından ipucu falan arıyor gibiler. Sanki buralarda bir şey olmuş yani. Bakın buradaki ışığın kaynağı da benim ya. Kırmızı bir ışık var burada. Yine başka bir sahil güvenlik teknesi. İnanılmaz miktarda sahil güvenlik ve polis tekneleri var buradan geçen. Size de şöyle göstereyim o olayı. Bakınız. Buradan gelen tekneler ancak şu iki şeyden geliyorlar. Şu iki iskele bölgesinden geliyorlar. Las Venturas'taki. Buradan diğer çıkış, yani buradan çıkış ancak şuradan oluyor. Flintwater adlı başka bir gölden. Buranın güneyinden çıkarsanız Los Santos'taki şeylere gelirsiniz. İskelelere gelirsiniz. İşte Panayır'ın, Deniz Feneri'nin olduğu yerler falan. Ki bakın şuradan şuraya geliyorsunuz. Çok saçma. Ve buradan çıkarsanız da ancak ya şu Torino'nun evinin tarafındaki iskelelere gelebilirsiniz ya da San Fierro'daki iskelelere gelebilirsiniz. Yine çok uzak. Hani bu iskeleler, bu buradan gelen teknelerin nereye gittiği de belli değil. Sonuçta bunlar küçük tekneler ve şu gördüğünüz harita bize ne kadar o kadar büyük gelmese de bu kocaman bir eyalet. San Andreas eyaleti olarak geçiyor. Baksanıza 3 tane büyük şehir var. Las Venturas ki gerçek hayattaki Las Vegas'ın oyundaki eşi. Oyundaki versiyonu. San Fierro, gerçek hayattaki San Francisco'nun oyundaki versiyonu. Los Santos, gerçek hayattaki Los Angeles'ın oyundaki versiyonu. Yani bu kadar çok teknenin buradan geçmesi bana pek şey gelmiyor. Doğal gelmiyor. Bu kadar çok güvenlik teknesinin buradan geçmesi bana pek doğal gelmiyor. Ve ben o size de bahsettiğim gizemli tekneyi bugün görebilecek miyim onu da bilmiyorum. İki gece ben burada araştırma yaptım. İki gece de gördüm o tekneyi. İki gece boyunca da gördüm. Hani iki gece boyunca demeyeyim de. İki gece gördüm ama her gece de bir tane gördüm. Gecede bir defa çıkıyor sanırım ortaya. Yani ikinci defa gördüğüm olmadı aynı gecede. Facebook'ta da bir Facebook grubumuzda da bir anket yapmışsınız. Gizem avları sırasında, gizem araştırmaları sırasında hangi arabayı kullanayım diye. Ben şu anda bu arabayla geldim de siz yine Facebook grubundaki o ankete katılıp hangi arabayla gizem araştırmalarını yapmam gerektiğini seçebilirsiniz. Facebook grubumuzun linki videonun açıklama kısmında. Oradan girin Facebook grubumuza, bakın anketlere. Çünkü o ankete ben bağlı kalacağım. Hangi araba istiyorsanız onunla şey yapacağım. Ona gezeceğim. Bakın şu tekneler gibi ama renkli farklı, böyle çok anormal bir rengi var ama sanırım bugün gelmeyecek o. Bugün gelmeyecek. Ben yarına kadar bekleyebilirim belki. Bakalım. Buradan sonra hep böyle tekneler geçiyor artık. Zaten de sabah oluyor. Baksana gökyüzü hep aydınlandı. Yatırıp aydınlandı. Güneşin ışınları suya vurmaya başladı. Yine bir polis teknesi. Yine bir polis teknesi. Bu sahil güvenlik ve polis tekneleri boşu boşuna burada gezmiyor bence. Bence buralarda bir şey oldu. Ve polisler de bunları araştırıyor. Sahil güvenlik de bunları araştırıyor. Bakın bir tane daha polis teknesi. Anormal bir sayı bu. Sonuçta Palomino Creek dediğiniz yerde Los Santos'daki şehirli insanların o şehir hayatından kaçmak için kaçıp geldikleri, birkaç gün kaldıkları bir mekan Palomino Creek. Zaten köyü birazcık da dolaşırsanız köyde böyle çok ilginç mekanlar olduğunu anlayacaksınız. Şehirde olan mekanlar olduğunu anlayacaksınız. Hani köy o kadar şey köy değil. Bir çiftlik falan filan yok köyde. Yine sahil güvenlik. Ama şu adam çok ilginç. Neden sahil güvenlik botunu kullanıyor bilmiyorum. Neyse. Bu gizem araştırması da bu kadardı. Size aktarmak istediğim şeyleri aktardığıma inanıyorum. Bir sonraki gizem araştırmasının bir sonraki gizem araştırması gelecek hafta olacak. Bundan sonra her hafta farklı bir gizem araştırması yapacağız. Her hafta bir tane GTA 5 gizem araştırması, bir tane San Andreas gizem araştırması olacak. Bir tane de ayrı bir oyunun gizem araştırması olacak. Ayrı bir oyun dediğim bu Saints Row da olabilir, Just Cause da olabilir, Fallout da olabilir. Herhangi bir şey olabilir, Skyrim de olabilir. Her hafta birer gizem araştırması yapacağım ben bu ayrı ayrı olan serilerden.
Gelecek haftaki gizem araştırmasında ne istediğinizi de lütfen anketlerden belirtin. Böyle ekranın karşısında olması lazım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bye bye.